Merhabalar. Uzun bir aradan sonra yine belirsiz integral sorularıyla arkadaşlar karşınızdayım. Şimdi ilk sorumuzda Px bir polinom. Px polinomuyla bunun integrali olan polinomun toplamı ikinci dereceden bir polinom olmuş. Ben şunu biliyorum. Px polinomu atıyorum. Birinci dereceden bir polinomsa bunun integrali olan polinom da ikinci dereceden bir polinom olacaktır. Bu durumda ben Px polinomunun bir doğrusal fonksiyon olduğunu söyleyebilirim. Yani ax artı b gibi bir fonksiyon olduğunu söyleyebilirim. Peki bunun integralini alırsam integral ax artı b dx buradan ax kare bölü 2 artı bx artı c gibi bir fonksiyon karşıma çıkar. Şimdi bu Px polinomuyla integral polinomunun toplamı arkadaşlar x kare artı 1 verilmiş. Yani bunları toplarsam ax kare bölü 2 artı bx ile ax toplarsam a artı bx artı b ile c'yi topladım. İşte bu toplam x kare artı 1'e eşitmiş. Şimdi 1'e 1 işleme yaparsam x karenin katsayısı a bölü 2 eşittir 1 olmalı. Buradan a'nın 2 olduğunu görürüm. X'li ifadenin olduğunu yani sağ tarafta olduğunu görmüyorum arkadaşlar. Bu durumda sol tarafta da olmalı, olmamalı. Yani 2 artı b. Yani şurada a yerine 2 yazdım. 0 olmalı. Buradan da b eşittir eksi 2 çıktı. Sabit sayı yani b artı c'nin de 1 olması gerekiyor. B eksi 2 ise eğer c'nin de buradan 3 olduğunu söyleyebilirim. Peki istenen şey. Önce Px polinomunu yazmak istiyorum. Px polinomum a eşittir neydi? Bakalım 2 idi. 2x. B değerinde eksi 2 bulmuştuk. 2x eksi 2. Peki bunun türevi olan fonksiyon, çünkü istenen bilgi de türev de var. 2'dir. O zaman türev sabit bir fonksiyonsa ne yazarsam yazayım hep 2 çıkacak. Polinomda eksi 1 yazarsam arkadaşlar buradan da eksi 4 çıkacaktır. İşte bu iki ifadenin toplamını istiyor benden. Cevabımız adına olacaktır. İkinci örneğimize bakalım. Bir integral alınmış bir integralin ifadesi verilmiş arkadaşlar. Buna göre bizden fx fonksiyonunu istiyor. Bu tür soruların en güzel çözümü şöyle yapabiliriz. Her iki tarafın türevini alalım. Her iki tarafın türevini aldığımda integral ile türev birbirini yok edecektir. Fx fonksiyonu yalnız kaldı. Peki sağ tarafın türevini aldım. 3x kare artı 4x. Ve böylece direkt aradığım fx fonksiyonunu bulmuş oldum. Diğer örneğimizde Px polinomunun derecesi k'ymış. M ile n'nin toplamı da 5'miş. Şöyle bir çarpma integrali verilmiş arkadaşlar. Px polinomunu vermiş. Peki birinci integrali yaparsam x üssü m artı 1 bölü m artı 1 artı bir c var arkadaşlar. Gelin buna biz bir c1 diyelim. İkinci integralimiz x üssü n artı 1 bölü n artı 1 artı bir c sabiti var. Buna c2 diyelim. Bu px'i verecek. Px'in derecesinin k olduğunu biliyorum. Yani x üssü k'lı bir şeyler olacak. Gerisi önemli değil. Peki ben bunları çarptım da arkadaşlar. Dikkat edin. Çarpma yapıldığında polinomlarda üsler toplanıyordu. Yani m artı n artı 2 derecesi aslında k'ya eşitmiş. Peki biz m artı n'nin 5 olduğunu biliyoruz. M artı n yerine 5 yazarsak bu durumda k'nın 7 olduğunu söyleyeceğiz. Cevabımız Ceyhan olacaktır. Bir diğer örneğimiz bir 1 bölü kök x integrali verilmiş. Sağ tarafta da arkadaşlar diferansiyel ifadesi var. Şimdi ben şunu hemen hatırlatmak istiyorum size. İntegral dfx demek. Arkadaşlar fx artı c'den başka bir şey değildir. Yani içerideki fonksiyon fx bölü x ise eğer şu sağ tarafım fx bölü x artı c'den başka bir şey değil. Peki sol tarafa düzenlemeye çalışayım. İntegral kök x demek x üzeri 1 bölü 2 demektir. Ben bunu yukarıya x üzeri eksi 1 bölü 2 diye atabilirim. Dx. Hemen bunun integralini alıyorum. Üstünü bir arttırıyorum. X üzeri eksi 1 bölü 2'yi bir arttırdım. Bulduğum sonuca böldüm. Eksi 1 bölü 2 artı 1 dedim. Dikkat edin. Artı başka bir c daha gelecek. Fx bölü x artı c. Ben bu iki c'nin
farkı olan ifade bambaşka bir c demek istiyorum. Şimdi burası kök x, burası 1 bölü 2'yi takla attırsam 2 kök x artı c olsun. Bambaşka bir c. Bu fx bölü x'e eşittir arkadaşlar. Peki x yerine 1 yazarsak sonuç 0 oluyormuş. X yerine 1 yazdım. 2 artı c f1. F1'in değeri de 0'dı zaten. Buradan c'nin değeri eksi 2 çıktı. Benden f4 istiyor. Hemen x yerine 4 yazalım arkadaşlar. X yerine 4 yazarsam ne oluyor? 2 kök 4. C'yi eksi 2 bulmuştum. F4 bölü 4. Dikkat edin 2. İlk kere 2 4. 2 çıkarsa 2 kalır. İçler dışlar çarpımı yaptım. F4'ün buradan 8 olduğunu hemen bulurum. Hemen diğer örneğimize bakalım. Fx fonksiyonu işte yine diferansiyel ifadesi verilmiş. Bakın tekrar ifade ediyorum. İntegral dfx demek fx artı c demektir. He, bu durumda arkadaşlar sağ tarafın ax kare artı c olduğunu hemen söyleyebilirim. Peki her tarafın türevini alalım. O zaman türevini alsam f üstü x'in 2ax olduğunu söyleyeceğim. Türevinde 2 yazdığımda f üstü 2'nin 8 olduğunu biliyorum. 4a'nın 8 olduğunu gördüm. O halde a2'ymiş. Cevabımız Balıkesir olacaktır. Bakın yine bir integral ama ayrı ayrı toplamlar farklar biçimde verilmiş. Hemen burada düşünmemiz gereken şey şu. Bu integrali tek bir integral şeklinde yazmak. 2x kare eksi 2 bölü x eksi 1 kaldı. Dx. Peki ben yukarıda integral 2 parantezinde dikkat edin x kare eksi 1 kalıyor. X kare eksi 1 de 2 kare farkından x artı 1 ile x eksi 1'in çarpımı biçimini yazabilirim. Bölü x eksi 1. Bu şekilde ifade edebilirim. Bu durumda x eksi 1'lerin sadeleştiğini görüyorum. Geriye kalan 2x artı 2 dx. Peki bunu integre edersem hemen 2x'in integrali x karedir artı 2x artı c desek yerinde bir cevap bulmuş oluruz arkadaşlar. Bir diğeri ikinci türevle karıştırılmış bir soru arkadaşlar. Grafik verilmiş. Şekilde grafiği verilen fx fonksiyonu x eşit 2 apsisli noktada x eksenine t etmiş. Şimdi ben buradan şunu anlıyorum. Bir kere fonksiyonun 2'deki değerinin 0 olduğunu anlıyorum. Arkadaşlar iki noktasında eğriye bir teğet çizersem x eksenine paralel bir doğru olduğunu söylerim. Yani 2'deki türevinde 0 olduğunu söyleyeceğim yine. Peki. Hemen şuradan içler dışlar çarpımı yapalım. İkinci türev 6x eksi 6'dır. Şimdi ben bu ikinci türevin integralini almak istiyorum. Yani 6x eksi 6'nın integralini almak istiyorum. Ki birinci türeve ulaşayım. Buradan ne olur? İntegralini alırsam 6x kare bölü 2 eksi 6x artı c gibi bir şey çıkar. Şimdi ben 2 yazdığımda sonucun 0 çıktığını biliyorum. Hemen 2 yazayım arkadaşlar. F üstü 2 eşittir. Şurası 3x kareydi. 2 yazdım 12. Eksi 12 artı c. Eşittir 0 çıkmalı. Buradan c'nin 0 olduğunu gördüm. Peki. Türev fonksiyonunun 3x kare eksi 6x olduğunu gördük. Peki ben fonksiyonu araştırıyorsam artık bu türev fonksiyonu olan 3x kare eksi 6x de integralini almam lazım. İntegralini aldım. X küp eksi 3x kare gibi bir fonksiyon artı başka bir c sabiti geldi. Peki fonksiyon 2'deki değerinin de 0 olduğunu biliyorum. Yani f2'nin 0 olduğunu biliyoruz. X yerine 2 yazarsak 8 eksi 12 artı c eşittir 0. C'nin buradan 4 olduğunu söyleyeceğiz. Peki bu durumda hemen rengi değiştirelim. Fx fonksiyonunun denklemini yazmış olduk. X küp eksi 3x kare artı 4. Bu benim aradığım fonksiyonun denklemidir. Fonksiyonda 1 yazmamızı istiyorlar. 1'in kübü 1 eksi 3 artı 4. Yani toplamın 2 olduğunu hemen söyleyebiliriz. Diğer örneğimiz bakın bir önceki soruda ki benzer bir mantığı kullanmamız gerekiyor. Hemen şöyle bir payda eşitleyelim. Payda eşitlediğimde karşıma şu çıkıyor. Dikkat edin. X çarpı f üstü x eksi fx bölü
x kare gibi bir fonksiyon çıkıyor. Eşittir e üzeri x artı c. Şimdi ben şunu integralin içine sorduğumuz soruyu hatırlamak istiyorum. Şu içindeki değer sen hangi fonksiyonun türevisin diye sormak istiyorum. Ve aklıma hemen fx bölü gx fonksiyonunun yani bölüm fonksiyonunun türevi gelsin. Birincinin türevi çarpı ikinci, eksi ikincinin türevi çarpı birinci, bölü ikincinin karesi olduğunu hatırlıyorum. Peki ben buraya baktığımda artık bu fonksiyonun arkadaşlar, bu elde edilen, şu integralin içinde verilen fonksiyonun aslında fx bölü x fonksiyonunun türevi olduğunu söyleyebilirim. O halde bu integralin değerini buldum. Fx bölü x. Artı c demeyeceğim çünkü sağ tarafta bir tane c var. Eşittir. E üzeri x artı c olacaktır. Peki f1'in değeri e'miş. X yerine 1 yazdım. X yerine 1 yazarsam f1 eşittir e artı c oldu. F1 zaten e'ydi. Buradan c'nin 0 olduğunu göreceğiz. Yani fx fonksiyonumuz arkadaşlar x çarpı e üssü x fonksiyonu olacaktır. X yerine ln2 yazın. Fln 2'nin değeri ln2 çarpı e üssü ln2. Dikkat edin. E üzeri ln2. Şunun tabanı da e'ydi. O zaman bunlar birbirini düşürecek. 2 kalacaktı. O zaman cevabımız 2 ln2. Veyahut da şıklarda olduğu gibi ln 4'tür. Cevap diğer bir kural olacaktır. Diğer örneğimizde ikinci türev fonksiyonu tanımlanmış. Birinci türevdeki bir değer ve fonksiyondaki değer bize verilmiş. Ve bizden fx'e ulaşmamızı istiyor. Hemen ikinci türev fonksiyonunun integralini aldığımı düşünürsem bana birinci türev hakkında bilgi verecektir bu. Peki ikinci türev fonksiyonum 2dx'ti. İntegralini alırsam 2x artı 1 sabit c1 diyelim buna. Şimdi karışacak bu c'ler. Şimdi türevde x yerine 0 yazarsam sonuç 5'miş. Yani f üssü 0, 0 yazdım. c1 oldu o zaman. Bu da 5'miş. Peki. Yine fonksiyona ulaşmak istiyorsam arkadaşlar birinci türev fonksiyonu olan artık 2x artı 5'tir bu. Bunu integre etmem gerekiyor. Bunun integrali x kare artı 5x artı artık bir c2 diyelim buna. Peki fonksiyonda 0 yazarsam f0'ın değerinin eksi 3 olduğunu görüyorum. 0 yazsam c2'nin o zaman eksi 3 olduğunu gördüm. Şuraya eksi 3 yazarsam x kare artı 5x eksi 3 fonksiyonunu bulmuş olacağım. Cevabımız bursa olacaktır. Ve bu videoda çözeceğimiz son soruya gelelim arkadaşlar. fx fonksiyonu doğrusal bir fonksiyon. Bakın fonksiyonlar konusundan doğrusal fonksiyonun ax artı b olduğunu biliyorum. Peki türevinin bu durumda a olduğunu söyleyeceğim. Bu ikisini toplamışlar. İntegral toplayalım. ax artı a artı b çıkacaktır. Tabii şurada dx unutmayalım. 8x kare eksi 3x artı 2. Şimdi son tarafın integralini alabilirim ama daha güzel bir hareketimiz var. Her tarafın türevini alalım. Her tarafın türevini aldığımızda integralle dx gidecek. Yani ax artı a artı b kalacak. Bu eşittir 16x eksi 3 olacak. Dikkat edin. X'in yanındaki a'nın değerinin 16 olduğunu gördüm. Peki a ile b'nin toplamının da eksi 3 olduğunu biliyorum. A 16 ise arkadaşlar b'nin eksi 19 olduğu açıktır. Peki bu durumda fx fonksiyonum 16x eksi 19 olacaktır. X yerine 1 yazarsak f1'in değerinin eksi 3 olduğunu yapıştırabiliriz. Cevap Edirne olacaktır.